Baba Torik. Dünya Kupası G grubunda Brezilya ile Fil Dişi Sahilleri karşı karşıya gelecek. Herkesin bu karşılaşmadan beklentisi karşılaşmanın gollü geçmesi yönünde ve seyir zevki bol bir karşılaşma olması yönünde. Açıkçası ben de hani o kanıdayım. Bu grupta tabi Brezilya'nın son Kuzey Kore karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet belki ilerleyen turlarda Brezilya'nın hani bu karşılaşmada puan kaybetmesi durumunda genel averajda belki sıkıntılara yol açabilir Brezilya açısından. Çünkü 2-0'dan sonra yediği gol açıkçası yani belki 3 puan zaten almışlardı ama averaj açısından belki hesapta yoktu. Fil Dişi Sahillerini Portekiz karşısında izledik. İlk yarı oldukça tutuktular. Portekiz hakimiyetinde geçen bir karşılaşmaydı ama ikinci yarıda oyunu dengelediler ve Portekiz'in üstüne gitmeye başladılar. Bu grup karşılaşmalarından önce de Fil Dişi hakkında söylediğimiz orta sahada yaratıcı futbolcu eksikliğini bu karşılaşmada da yine hissettik açıkçası. Topu yani rahat kazanıyorlar. Belki defansta ve orta sahada presle rakibi boğuyorlar ama topu kullanma konusunda biraz geride Fil Dişi Sahilleri. Özellikle skoru da bulamadıktan sonra rakibin üstüne gitmekte, düğümü çözmekte zorlanıyorlar. Tabii Drogba'nın sonradan oyuna girmesi Fil Dişi'nin belki yani hücum gücünü biraz daha artırdı. Son 20 dakika Portekiz karşısında oyunun üstünlüğünü de ele geçirdiler ama tabii daha hazır bir Drogba Fil Dişi'ne daha fazla katkı sağlayacaktır. Yine Gervinho çok hareketliydi. Elinden gelen her şeyi yaptı ama Fil Dişi Sahilleri Portekiz karşısında gol atma başarısı gösteremedi. Brezilya ise açıkçası yani Kuzey Kore karşısında çok fazla test edemedik. Çünkü Kuzey Kore takımı kapalı oynayan bir ekip ve maç genelde Brezilya'nın kontrolü altında geçti. Aslında savunmada eksik adamla da hani çok fazla yakalandılar ama Kuzey Kore bunları yani hızlı hücuma çıkıp fazla değerlendirme şansı bulamadı. Değerlendiremedi. Kaliteli ayaklarının az olması nedeniyle. Ama şöyle bir handikap var Brezilya milli takımı için benim düşündüğüm ilerleyen turlar için özellikle. Öndeki Luis Fabiano'dan başlayan daha sonra solda Robinho, ortada Kaka ve sağda Elano hiç defansa ve orta sahaya katkısı olmayan oyuncular. Bu 4 tane hücumcu oyuncuyla hiç defans yapmayan oyuncuyla ilerleyen turlarda daha önemli rakipler karşısında Brezilya ne yapabilir? Açıkçası bu biraz soru işareti çünkü orta sahada ön libero'da oynayan Felipe Melo ve Gilberto Silva da hani çok hareketli, çok fazla rakibi bozan oyuncular değiller. Onlar da yani topu ayağa oynayan, belirli mesafelerde kat eden oyuncular. Bu anlamda Brezilya'nın bir hani handikapı olabilir ve sağda Maicon, solda da Bastos hücuma çok fazla katkı veriyorlar ama defansif açıdan defansları biraz aksıyor. Bunu Kuzey Kore karşısında tabii bu böyle olmuş olabilir ama Fil Dişi karşısında açıkçası bu açıkları verirlerse Brezilya milli takımının başına hani kötü şeyler gelebilir açıkçası. Çünkü Fil Dişi Sahilleri özellikle kontra atak futbolunu iyi oynayan bir takım. Hızlı oyunculara sahip ve bu boşlukları değerlendirebilir kanısındayım ben. Brezilya her şeye rağmen belirli bir oyun düzeni olmasa bile öndeki yıldızlarıyla her an gol atabilecek bir takım. O yüzden ben bu karşılaşmanın Fil Dişi'nin de gol atabileceği düşüncesiyle karşılaşmanın öncelikle üst biteceği kanısındayım. Gollü bir karşılaşma bekliyorum ve yine tabii ki Brezilya rakibinin bir adım önünde Brezilya'nın galibiyetiyle sonuçlanır kanısındayım. Baba Torik.